Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of Story 2 Kan Kriski modunun Nazi Almanyası serimizin yepyeni bölümüyle daha karşınızdayım. Dostlar en son bölümde sizlerin de hatırlayacağı üzere Fransa Savaşı'nı tamamlamış ve Fransa'nın Galya'da bulunan bütün topraklarını elimize geçirmeyi başarmıştık. Dostlar bu savaş bize gerçekten sağlam bir ekonomi ve nüfus kazandıracaktı. Tabii ki de asimilasyon işlemlerini hallettikten sonra bu aldığımız topraklardan en iyi verimi yakalayabileceğiz dostlar. Şimdi Fransa Savaşı için topladığımız yüz binlerce askeri hemencik Orleans toprağında toplayacağız ve başkentimiz olan Berlin'e yollayacağız. Artık siz de fark etmişsinizdir. Askerlerimizi çok fazla terhis etmiyorum. Zira sizler de abi yorumlarda söylüyorsunuz. Yani nüfus gidiyor. Sonuçta nüfus gidiyor. Bayağı bir nüfus kaybediyoruz eğer Aldığımız her askeri terhis edersek ki zaten elimizde 279.000 asker bulunmasına rağmen artı 197 dukatlık ki hatta giderek artan bir gelirimiz mevcut. Hatta bu asimilasyon işlemlerini de tamamladıktan sonra o gelir iyice artacaktır. 250.000'lere kadar rahat bir şekilde çıkacaktır dostlar. Yani ekonomik açıdan hiç sıkıntı çekmememiz gereken bir dönemdeyiz. Ki zaten geçen bölümde de görmüştünüz en yakın rakiplerimizin kat ve kat üstündeyiz. Hem ekonomi hem nüfus hem de teknoloji anlamında. Evet abi şimdi bize büyük bir koalisyon toplanmış bize karşı. Yunanistan, o kim abi? Romanya, bir de Kolombiya. Ülkeleri bize karşı büyük bir koalisyon toplamışlar. Madem bize karşı bir koalisyon toplandı biz de gereğini yaparız abi. Hemen şuralarda bir ordularımızı basalım bakalım. Bize karşı koalisyon kuran bütün ülkeleri yok edelim de. Oğlum Romanya ne alaka? Romanya var mı? Ha bu Belçika'ymış lan. Oğlum bu monitörde bir sıkıntı mı var lan? Renkler bir acayip görünüyor. Neyse. Devam edelim bakalım. Belçika. Belçika yaşıyor mu ki oğlum? Belçika ölmedi mi daha? Vay Belçika vay. Tamam dur bekle. Ben Belçika ile barışacağım. E, ee, Kolombiya ile de barışacağım. Şu anda Amerika'ya çıkma gibi bir düşüncem yok. Ama Yunanistan'a bana savaş ilan etmenin cezasını vereceğim dostlar. Yani Yunanistan kendisi istedi. Kaşındı. Şimdi onları bir denize dökme zamanı abi. Şu anda yıl kaç? 1974. O zaman ikinci kez dökülecekler sanırım. Ee, devam edelim bakalım. Gayet güzel abi. Evet İspanya bize savaşı ilan etti ki zaten bizim de aklımızda İspanya savaşı ilan etmek vardı ama şimdi değil çünkü o topraklarda da asimilasyon işlemleri bile tamamlanmadı. Hemen barış antlaşması imzalamamız lazım. Sonrasında ben hazırlıklı bir şekilde geleceğim. Tıpış tıpış İspanya'yı alacağım abi sıkıntı yok. Evet İspanya tabii ki de barışı kabul etti. Zaten şu anda bizi kim savaş açarsa açsın barışı kabul etmek zorunda çünkü yani en yakınımızda bulunan rakibimize bile şu anda kat be kat her açıdan fark atmış bulunmaktayız. O yüzden kabul etmemeleri zaten çok saçma olur. Hemen şöyle bir asker basalım bakalım gayet güzel bütün savunmalarımızla başarılı oldu şimdi denize birazcık ordu çıkaracağız ve girit ve adaları da almaya çalışacağız bakalım e, oraya değil abi denize yollamayacaktın orduyu şu adalara. Aynen adalara yollayacaksın. Buradaki 6400 askeri de direktmen Girit'e yollayacağım. Evet adaları almayı başardık. Girit'i de almayı başardık. Ve Yunanistan'ı %100'lük bir savaş zaferi skoruyla elimize geçirmeyi başardık. Barış Antlaşması'yla da bütün topraklarını elimize geçirdik. Şimdi sıradaki hedef ise Arnavutluk. Birazcık topraklarımızı toparlamak adına, içimizdeki küçük devletleri yok etmek adına hemencik da bir savaşımızı ilan edeceğiz. 2000 asker, 2000 asker şöyle bölüştürelim bakalım sırasıyla. 2000 buraya, 2000 de geri kalan da buraya yollayalım. Gayet güzel hatta şurada bir asker alım işlemi yapalım. Zaten çok güçlü bir ülke değil bu sefer karşımızdaki ülke. Hemencik yollayalım bakalım ordularımızı. Rahat bir şekilde iki tur içerisinde alacağız diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Evet abi öyle olacak büyük bir ihtimalle. Son saldırımız başkentleri Tirana'ya orayı da aldık. Ve yüzlü yüzlük bir savaş sefer skoruyla Arnavutluğu da mağlup etmeyi başardık dostlar. Gayet güzel Balkanları toparladık diyebiliriz. Balkanlarda şu anda Nazi Almanya'sından başka bir devlet Bulunmuyor sıradaki hedefimiz ise İspanya toprakları dostlar Elimizde zaten İspanya'yı yenebilecek hali hazırda büyük bir ordumuz bulunuyor Hemen şimdi Balkanlarda savaşan ordumuzla onu birleştirelim ve Direkt ben İspanya sınırlarına yollayalım bakalım dostlar şimdi Kaç tane asker var 280 bin tane asker varmış ee, Her birine şöyle bir 70 bin yollayalım bakalım Çok rahat bir şekilde alacağız yalnız var ya çok eğlenceli bir savaş olacak abi Çünkü gerçekten çok kolay geçen bir savaş olacak bizim için Elimizdeki ordu şu anda hiç kimse dur diyemez yani bayağı bir ordumuz var Evet bu arada paramız bitmiş. Yatırımlara verdiğimiz parayı keselim yavaştan ve hemen İspanya Cumhuriyeti'ne, ikinci İspanya Cumhuriyeti'ne savaşımızı ilan edelim. Ve saldırılarımıza hızlı bir şekilde başlayalım bakalım dostlar. Gayet güzel ilk saldırılarımızı gerçekleştirdik ve hepsi başarılı oldu. Sıra ikinci saldırılarda Barcelona eyaletini, Zaragoza eyaletini hepsini elimize geçireceğiz teker teker abi. 35 bin buraya yollarsın, 35 bin buraya yollarsın, şuraya abi aynen. Bu arada dostlar yani Kankriski'deki nehirler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani e çünkü versiyon 1.5'te bu nehirlerin sayısını biraz daha arttırmayı düşünüyoruz. Sizce bu nehirler oyuna güzel bir hava katıyor mu? Hem görsel açıdan hem de oynanış açısından. Yani oynanış açısından hiçbir katkısı yok ama görsel açıdan sorayım ben. Görsel açıdan sizce bir güzellik katıyor mu bu nehirler? Bence katıyor. Abi. Benim açı, e, benim görüşümü söylemem gerekirse bence çok güzel bir görüntü katıyor nehirler. Sizce bunları versiyon 1.5'te arttıralım mı? Bu karar tamamen size bırakıyorum dostlar ve hemen bölümümüze devam edelim bakalım. Madrid'e 30 bin askerimizi yolladık dostlar ve Madrid'e rahat bir şekilde elimize geçirmeyi başardık. İspanya'nın başkenti de artık Nazi Almanya'sının nerelerinde gayet güzel abi. 17.500 buraya yollarsın 17.500 buraya 30 bin buraya 24 bin buraya 27 bin buraya burayı da 13.500 13.500 şeklinde ikiye böleceğiz. Gayet iyi abi yine bütün saldırılarımız başarılı oldu. Bütün toprakları teker teker elimize geçiriyoruz. Bu savaştan sonra da sıradaki hedefimiz pek tabii ki İspanya özür dilerim, Portekiz devleti olacak. Bu toprak kimin abi? Avustralya. Oğlum senin burada ne işin var lan? Gerçi o toprak Portekiz'in tamam. Portekiz orayı geri alır sıkıntı yok. Hemen şöyle şuradan da saldırılarımıza devam edelim bakalım. Gayet iyi abi yine bütün saldırılarımız başarılı oluyor. 35.000 asker buraya yolla 35 bin buraya yolla 20 bin de buraya yolla bakalım. Burada da geride kalmış askerleri direkt ileriye doğru yollayalım abi. Evet yine saldırılarımız başarılı oldu. Artık İspanya'ya dahil olan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hatta sen saldırma. Sen direkt ben buradan denize git şuraya doğru. Tamam aynen oradan git sıkıntı yok. Bunu direkt ben buraya yolluyorsun bunu buraya yolluyorsun. Bunu ikiye böleceğiz abi 30 bin 30 bin şeklinde. Gayet güzel yolladık. Bunu da aynı şekilde ikiye bölelim 7500 7500 şeklinde. Gayet güzel abi. bütün saldırılarımız başarılı oldu. Hemen şimdi son topraklarına da artık askerlerimizi yollayalım İspanyolların. Ve yavaş yavaş İspanyollar ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Hemen şöyle Fas tarafına da yollayalım bakalım ordularımızı. Ne oldu lan öyle? Ha orayı ele geçirmiş Sağ tamam. Bir, bir bir şey oldu sandım da neyse devam edelim bakalım. Gayet iyi abi sen de o tarafa git. Çok güzel sadece iki adet toprak kaldı. Evet bunları da hemencik yolladı mı? Tamamdır abi ama şu anda %95 başka nerede toprağı var? Aslında evet bak sömürgelerimizi arttırmak adına bu topraklar iyi bir fırsat. Hemen oraya da askerlerimizi yollayalım. Ee, buradan denize çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyormuşuz abi gayet güzel. Hemen bak şimdi buraya 5000 askeri yollayacaksın. Buraya da 5000 askeri yollayacaksın. Böylece biraz olsun sömürge açısından da kendimizi geliştirmiş olacağız Nazi Almanya'sı devleti olarak. Evet şu anda %97 oldu. Başka nerede var abi? Abartmayın lan her tarafta toprağınız mı var sizin de? Neyse yeter bu kadar. Ee, 326 adet yıldızımız var İspanya'da bizden. 326 adet yıldız istiyor. Aldığımız bütün toprakları barış antlaşmasıyla beraber rahat bir şekilde elimize geçiriyoruz. Bu arada Avustralya Portekiz'i yok etti lan. Oğlum bu hiç beklenmedik bir olaydı. Neyse. Evet dostlar İspanya Savaşı'nda rahat bir şekilde tamamlamayı başardık. Artık gerçekten Avrupa'daki tek güç haline geldik diyebiliriz. Sıradaki hedefimiz ise İtalya dostlar. Hiç beklemeyeceğim. Direkt ben hazır elinde güç varken asker varken bu gücü kullanacağım. Ve İtalya'ya özür dilerim savaşımı ilan edeceğim. İtalya'yı da rahat bir şekilde alarak sınır güzelliğimizi iyice güzel bir duruma getireceğiz dostlar. Hemen şöyle Madrid'de yollayalım bakalım. Madrid'de toplayalım bütün ordularımızı. Bunları da aynı şekilde. Gayet iyi bunu da Madrid'e yolla. Tabi yapmamız gereken asimilasyon işlemleri de var. Evet abi toplamda kaç bin askerimiz var? 205 bin askerimizde İtalya savaşına her şeyimize hazırız dostlar. Burada da 20 bin asker varmış bu arada bunu da yolla. Burada da bir ordu. Oğlum ordu ordunun ne işi var lan? Bilmediğimiz yerlerde ordularımız çıkıyor abi. O kadar sağlam bir ordumuz var ki artık ordularımızın nerede olduğunu takip edemiyoruz. İtalya'yı başka bir devlet fethetmeden önce benim bir an önce İtalya devletini kendi topraklarıma kendi hakimiyetime katmam gerekiyor dostlar. Hemen şöyle yollayalım bakalım askerlerimizi. Gayet güzel. Abi. Bütün askerlerimiz bölündü. Artık İtalya Savaşı'na da tamamıyla hazırız diyebiliriz. Bu arada ülkede sağlam bir enflasyon çıkmış. Hem mallara hem yatırımlara para veriyorum. Sağlam bir şekilde azaltıyorum abi parayı. Böylece enflasyonu engellemiş olacağız. Hemen İspanya'da aldığımız topraklarda asimilasyon işlemlerini başlatmamız gerekiyor. İsyan çıkmasını bir an önce engelleyebilmek adına. Bir yandan asimilasyon işlemlerini yaparken bir yandan da İtalya ile savaşabilecek kabiliyette bir devlet olduğumuzu düşünüyorum ve buna bağlı olarak da İtalya'ya savaşımızı ilan ediyoruz dostlar. Evet bir başkent daha Nazi Almanya'sının eline geçiyor Roma. Da artık Nazi Almanya'sının ellerinde. Gayet güzel abi oğlum Madrid, Moskova, Roma bayağı bir başkent aldık. Paris gerçekten Nazi Almanya'sı son başkent bükücü. Bayağı iyi gidiyoruz abi yani. Devam et bakalım. Gayet güzel. Buradaki askerimizi hatta buradaki askerimizi man Roma üzerinden Sassari toprağına çıkarma yapalım bakalım. Gayet iyi abi. Oğlum hiç zorlanmıyoruz ha artık. Bayağı bir büyüdük yani. Bayağı bir güçlendik artık. Hiç zorlanmıyoruz yani. Şu topraklar beni zerre zorlamıyor. Evet Roma'ya bir çıkarma gelecek büyük bir ihtimalle. Hmm, şuraya bir tane liman inşa edelim abi. Buradan deniz ordu çıkarabilmek adına. Çünkü Libya topraklarını da elimize geçireceğiz. Evet tahmin ettiğimiz gibi çıkarmalar Roma'ya geliyor. Hemen şimdi askerlerimizi Libya'ya yollayalım bakalım. Oğlum yapılmadı mı liman? Liman inşa ettim buraya. Tamam işte denize çıkar orduyu Allah Allah. Evet abi Roma'ya sık sık çıkarmalarını gerçekleştiriyor ama hepsinde başarısız olduğu İtalya devleti. Biz de artık mallara ve yatırımlara verdiğimiz parayı yavaştan kısalım. Ve 50 bin askerimizle Libya'ya çıkarmamızı gerçekleştirelim bakalım dostlar. Oğlum bu topraklar Brezilya'nınmış lan. İtalya'nın toprakları nerede? İtalya'nın nerede toprağı var şu an abi? Şöyle bir açalım bakalım haritayı. Eee oğlum denize sınırı yok. Ha varmış bak şuradan bir sınır var tamam. Bu 50 bin askerimin tamamını ben oraya yollayacağım. Bu kez Etiyopya topraklarında elimize geçireceğiz dostlar. Hemen şöyle ordularımızı yollayalım bakalım Etiyopya topraklarına doğru. Evet abi ulaştın oraya. Artık çıkarma falan da yapamaz zaten. Denize çıkabilecekleri tek toprağa da elimize geçirmiş olduk. Buradan sonra daha fazla çıkarma falan da gerçekleştiremezler ülkemize karşı. 15 bin asker buraya yolluyorsun. 15 bin de buraya yolluyorsun. Gayet iyi. Ya et abi şu şekilde. Çok iyi. Şuraya yolla. Burayı ikiye bölelim. 5000, 5000 şeklinde. Gayet güzel. Burayı da ikiye bölelim. 7000 buraya yolla. 7000 buraya yolla. Ee, buradan tek tek koldan saldıralım abi bu bölgelerde. Daha rahat bir şekilde elimize geçireceğiz zaten. Sıkıntı çekmeyeceğiz yani bu bölgelerde. Gayet iyi gidiyoruz zaten şu anda da. Ee, burayı birazcık fazla böleceğiz. 3'e böleceğiz burayı. Şuraya da tek koldan saldıracağız. Evet abi yine bütün saldırılarımız başarılı oldu. Şuraya da asker yolla. Devam et bakalım hiç sıkıntı çekmedik lan. bayağı kolay oldu yani. Gayet güzel abi İtalya devletinde tamamen olması da elimize geçirdik artık. Ben daha fazla toprak istemiyorum zaten. Ee, şu anda 170 yıldızımız var. İtalya'da bizden 170 yıldız istiyor. Bütün topraklarını ele geçiriyoruz İtalya devletinin ve Avrupa'daki hakimiyetimizi artık iyice arttırmış oluyoruz dostlar. Şu manzaraya bakın abi. Şu manzaraya bakın abi. bayağı güzel oldu gerçekten. E, ee, Leben formlamak için şu anda Sovyetler Birliği'nden biraz daha toprak almamız gerekiyor. Artık sonraki iş Sovyetler Birliği'yle zaten bir savaş daha gerçekleştireceğiz kesinlikle orası ayrı. Zaten Sovyet artık 5. sıraya kadar geriledi. Fransa'yı bu kadar kolay fethedebildiysek Sovyetleri de rahat bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Ama artık bu bölümü sanırım burada yok lan daha varmış daha 12 dakika olmuş tamam. Devam edebiliriz abi 4 dakika daha falan. Ee, şimdi hangi devlete gözümüzü dikelim artık bence yavaştan İrlanda devletine de gözümüzü dikebiliriz. Ee, öncelikle askerlerimizi bir toplamamız lazım tabii ki. Ee, öncelikle Afrika'ya gönderdiğimiz askerleri bir Addis Ababa toprağında toplayalım. Burası kimin başkenti oluyor Etiyopya mı oluyor abi? Benim de pek bir fikrim yok açıkçası. Hemen şöyle bir yolla bakalım. Burada liman var mı? Yokmuş abi. Hemen bir tane liman inşa edelim. Şimdi askerlerimizi direkt ben ana topraklarımızın bölgelerini Roma taraflarına doğru gönderelim bakalım. Bütün askerlerimizi Roma'da topluyoruz abi. Ordu haritasını bir açalım. Evet sadece Roma'daki ordularımız kaldı şu anda. Gayet güzel. Elimizde toplamda 229 bin kişilik dev bir ordu bulunuyor dostlar. Ve bu dev orduyu artık kimle savaşta kullanacağız? Sıradaki hedefimiz ise İrlanda olacak dostlar. Yani elimizdeki bu dev orduyu artık İrlanda'ya karşı kullanacağız. Hemen Berlin'den ordularımızı İrlanda sınırlarına doğru, İrlanda deniz sınırlarına doğru yollayalım bakalım. Gayet güzel bir direkt ben başkentleri Dublin'e yapacağım ilk çıkarmayı ve onları daha ilk turdan güçten düşürmüş olacağız. İrlanda'ya savaşımı ilan ediyorum ve Dublin'e çıkarmamı yapıyorum gayet güzel bir şekilde, basit bir şekilde, kolay bir şekilde Dublin toprağını elimize geçirdik. Hemen şöyle bölelim bakalım ordularımız. Oğlum bayağı bir asker çıktı mı oradan? Oha İrlanda'dan beklemezdim mi o kadar askeri? Helal olsun. Ama artık her ülkenin bir direniş sınırı var abi yani. Çok da fazla. Yani demek ki bütün askerlerini orada toplamış. Ne kadar gücü varsa. Ve bütün gücünü de orada kaybetti. Evet gördüğünüz üzere başka da bir güç kalmamış. Ve rahat bir şekilde kısa bir zamanda %100'lük bir savaş savarı skoruyla İran'da topraklarının tamamıyla elimize geçirdik. Gayet güzel bir şekilde elimiz, e, barış antlaşmasıyla da annekslemiş olduk. İran'da devletine. Gayet güzel. Toplayalım bakalım şimdi ordularımızı. Toplamda 155 bin askerimiz kaldı abi o büyük ordudan. Evet şimdi birazcık daha asimilasyon işlemlerini başlatma vakti geldi artık sanırım. Ağaçtan bunları da bir başlatalım bakalım. Baya bir toprak aldık yine yapmamız gereken baya bir asimilasyon işlemi var. Hemen şöyle halledelim abi. Gayet iyi bir tur daha atlayalım. Çok güzel. Evet para bitti lan oha dur paranın bittiğini hesaba katmadım ben. Evet toplamda 5 adet teknoloji puanımız mevcut hemencik bunları bölüştüreceğim. Gayet güzel abi. Evet paramız yine hemencik birikti. Zaten bir turda 273 bin dukat geldiği için bayağı sağlam bir gelirimiz var yani. Gelir açısından hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz açıkçası. Hemen şöyle asimilasyon işlemlerimizi halletmeye devam edelim. Gayet iyi. Devam et abi devam et. Hastalık mı çıkmış bu arada? Sanki hastalık çıkmış ya. Birazcık bu arada yine araştırmaya para vereceğim. Şöyle az az eksilsin birazcık para. Ve birazcık daha yapalım bakalım asimilasyon işlemlerini. Bayağı bir toprak varmış da asimile etmediğimiz. Bayağı bir toprak var. Evet bu arada ülkede bir hastalık dolaşıyor ama Bakalım. Evet araştırmaya para verdiğimiz halde şu anda artı 2700 gelirimiz var lan. Onun araştırmaya para veriyorum ama gelirimiz var. Çok ilginç. Hemen şöyle asimilasyon işlemlerini halledelim artık abi. Ne kadar çok varmış lan. Başka kaldı mı? Heh, tamam bitmiş abi. Gayet güzel. Video kaç dakika olmuş hemencik bir bakayım. Evet dostlar video yavaştan 15 dakikaya gelmiş. Videoyu da yavaştan burada bitirelim. Çok güzel bölüm oldu. Bayağı bir devlet geçirdik. İspanya, İtalya, Gerçekten bizim için çok güzel bir bölüm oldu. İrlanda'yı da aynı şekilde bu bölümde ele geçirdik. İzleyen herkese teşekkür ediyorum dostlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden de Discord sunucumuza katılabilir. Bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.